Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir sağlık gündemi programı ve şu anda ekranları başında bizleri izleyen siz değerli izleyicinizle yeni bir programı başlatıyoruz. Her zaman olduğu gibi sağlık, mutluluk diliyoruz ve hastalıkların ve mutsuzlukların hiçbir zaman kapınızdan içeri girmemesi dileğiyle bugünkü söyleşimize başlıyoruz. Bugün daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Çağımızın vebası kanser. Ama bu kanser türleri içinde tabii ki bazı türler erkekleri, bazı türlerde kadınları daha fazla etkiliyor. Bugün günümüzde son yüzyılda ve son 20 yılda artarak yükselen bir insidansla ortaya çıkan meme kanseri maalesef kadınları oldukça zorluyor. Hem tanı aşamasında hem ameliyat sonrasında. İşte bu ameliyat sonrası ve öncesi dönemde bazı yapılacak girişimlerle bu sorunları en aza indirebiliriz. Kadınların yaşam kalitesini arttırabiliriz. Bugünkü konuğumuz çok değerli bir fizyoterapist. Bu konuda uzmanlığını yapmış bir fizyoterapist ve Sayın Yardımcı Doçent Doktor Gülbin Ergin. Hoş geldiniz. Lefke Avrupa Üniversitesi Fizyoterapi Bölümünde öğretim üyesi kendisi. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi meme kanseri maalesef kadınları son yıllarda oldukça etkileyen bir kanser türü ve ülkemizde de yanılmıyorsam siz de beni doğrulayın. %77 oranında 2015 istatistikleri. Evet. Bu bayağı yüksek ve birinci yüksek. Sırada Türkiye'de. Dünyada da tabii böyle ama Japonya'da biraz daha düşük biliyorsunuz. Şimdi meme kanserinde ameliyat olmama şansı da var ama olursa bir takım sorunlar var. Fizyoterapist gözüyle bunu önce bir yorumlayabilir misiniz bize? Neler yapabiliriz? Bu sorunlar nelerdir? Evet, meme kanseri kadınlarda en sık karşımıza çıkan problemlerden birisi. Ancak son yıllardaki gelişen tedavi yaklaşımları sayesinde sağ kalım oranı artırılmasına rağmen bu sefer karşımıza maalesef %40'lara kadar ulaşan ciddi komplikasyonlar çıkıyor. Dolayısıyla artık hastaların sağ kalımdan ziyade bu komplikasyonlarla baş etmesi gerekiyor. Cerrahi sırasında açığa çıkan bazı sorunlar olabiliyor. Cerrahiden hemen sonra erken dönemde karşımıza çıkan sorunlar olabiliyor. Ve aynı zamanda geç dönem dediğimiz daha ileriki dönemlerde karşımıza çıkan bazı problemler olabiliyor. Cerrahi sırasında ne tip problemler karşımıza çıkabilir? Yapılan cerrahinin tipi ve insizyon seçimine göre karşımıza sorunlar çıkabiliyor. Dikey ya da yatay dediğimiz insizyon tipi yani yara dikiş tipine göre omuz fonksiyonlarında azalma karşımıza çıkabiliyor. Kişideki omuz hareketlerinin kısıtlılığı kadınlardaki günlük yaşam aktivitelerini engelleyebiliyor. Onun dışında cerrahi sırasında yine sinirde herhangi bir yaralanmaya sebep olunabilir. Sık görülen durumlardan bir tanesi. Buna bağlı olarak da sinir harabiyeti, kas gücü azalması ve duyu kayıplarına sebep olabiliyor. Yine kişinin kol fonksiyonlarını maalesef engelleyebiliyor. Hemen burada bir şeyi de herhalde araya koymamızda yarar olur mu? Tabii bütün bu fiziksel durumun yanında kadının beden imajını da çok etkilediği için herhalde ki, bu geleceğiz. Fonksiyon bozuklukları daha da artıyor. Etkili oluyor. Evet, bu sinir kesilerinde özellikle kaslardaki problemler nedeniyle, kas gücü fonksiyonlarının azalması nedeniyle kürek kemiklerinde kanatlaşma dediğimiz durum karşımıza çıkabiliyor. Bu da ciddi bir postural defekt oluşturuyor kadınlarda. Beraberinde yaşam kalitesini azaltan durumlar karşımıza çıkıyor. Cerrahiye bağlı olarak en önemli sorun omuz kısıtlılıkları. Cerrahiden sonraki dönemde karşımıza çıkan problemler enfeksiyonlar olabilir. Yara bölgesinde skar doku oluşması, bu bölgede dokunun sertleşmesi, cilt dokusunun yine omuz hareketlerini engelleyebiliyor. Ve erken dönemde ilk yıl içerisinde özellikle lenfödem karşımıza çıkabiliyor komplikasyon olarak. Geç dönemde de karşımıza çıkan en önemli komplikasyon yine bugünün konusu lenfödem. Evet. Ben burada hemen bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi
kaslarda, kemiklerde olan bu problem. Tabii ki hastaların yaşına göre de fark ediyor değil mi? Tabii ki. Ondan da biraz söz etsek. Yani genç yaşta, işte 40'lı yaşlarda bir meme kanseri ameliyatı geçirmiş hastanın kemiklerdeki olan deformiteleri ya da rahatsızlıklarıyla daha menopoz sonrasında olanlar arasında tabii bir ki. Fark var değil menopoz mi? Biraz da onlardan, tabii ki osteoporoz, kemik erimesi dediğimiz osteoporoz da devreye girdiği için buna bağlı kısıtlılıklar da oluşuyor ve genç yaştaki hastalara göre daha ciddi sorunlar karşımıza çıkabiliyor. Bununla birlikte kilo durumu da tabii ki etkileyen faktörlerden bir tanesi. Kişinin iş hayatı ya da günlük yaşam aktivitelerindeki fonksiyonları eğer sık kullanıyorsa, zorlayıcı aktiviteler yapıyorsa kollarıyla bunlar da yine durumu daha da kritikleştirebiliyor, risk faktörü oluşturuyor bizim Spor için. yapmış olup olmaması da etkiliyor mu, yoksa onu kenarda bırakabilir miyiz? Tabii ki spor yapmış olması cerrahi sonrasında toparlanma sürecini hızlandırıyor. Öncesinde biraz sonra bahsedeceğiz, eğitimlerin verilmesi ve egzersizleri önceden öğrenip uygulamaya başlaması da yine cerrahi sonrasında toparlanmasını ve bu komplikasyonların oluşmasını engelleyebiliyor. Cerrahi dışındakileri engelleyebiliyoruz. Evet. Onları kontrol altına alabiliyoruz. Evet. Cerrahilerden sonra erken dönemde hemen egzersize başlanmasını istiyoruz. En sık sorulardan sorulan sorulardan biridir. Ne zaman egzersize Evet. başlanmalı? Egzersize geçmeden önce gene bir adım geriye gelirsek, meme kanseri tanısı konduktan sonra eğer ameliyata kadar olan sürede herhangi bir fizyoterapist olarak sizin bir yaklaşımınız oluyor mu? Bundan biraz Tabii ki bahsedeyim. Çünkü bu dönem de çok eğitimini veriyoruz. önemli. En önemli bölüm eğitim bölümü. Cerrahi öncesinde karşılaşabiliyorsak hastayla, cerrahi sonrasında karşısında neler çıkabilecek, hangi durumlarla yüzleşmesi gerekecek, nelere dikkat etmesi gerekecek, neleri yapmaması gerekiyor, neleri yapması gerekiyor. Bütün bunların geniş ve kapsamlı bir şekilde eğitimini veriyoruz. Özellikle sigarayı bırakması gerekiyor sigarayı, değil mi o tabii ki. dönemde? O zaten bütün hastalıklar için Evet, maalesef ama risk meme faktörü. Kanserinde de çok Çok ciddi önemli bir risk bir faktörü. Sorun oluyor. Cerrahi sonrasında zaten solunum problemleri genelde karşımıza çıkan durumlardan biridir. Meme kanserinde de özellikle solunum kaslarında da etkilenim olabildiği için cerrahinin tipine göre sonrasında yine solunum problemleri karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla sigara da içiyorsa eğer kadın hasta, erkek hastalarda da görebiliyoruz meme kanserini. Çok Daha cüzi, ciddi, %1, evet, daha %2 gibi, ciddi evet. düzeyde solunum problemleri karşımıza çıkabilir. Evet, peki ameliyat öncesinde bu ameliyata hazırlık yaklaşımlarına hastalar nasıl bakıyor? Yani konunun önemini anlayabiliyor ya da siz nasıl iletişim kurarak onları ikna ediyorsunuz ameliyat öncesindeki bu hazırlık Tabii ki dönemi? ameliyat önceki dönem gerçekten özellikle kadınlar için travmatik bir dönem. Çünkü meme dediğimiz şey kadınlık imajımız Tabii bizim ve kadınlık direkt imajı. kadınlık imajlarının etkilenmesine bağlı Evet. açığa çıkan bir anksiyete ve depresyon karşımıza çıkabiliyor. Bununla baş etmesi için yardımcı olacak şekilde motivasyonel eğitimler vermeye çalışıyoruz. Bu durumun sadece görsel bir durum olduğunu ama yaşam standartlarını Evet. etkilemeyeceğini, bundan sonraki hayatını düzenli bir şekilde devam edebileceğini, tek yapması gereken şeyin aslında ben hastalarıma hep söylüyorum, kendilerini daha çok sevmeleri gerektiği olduğunu Evet. belirtmemiz gerekiyor. Kendilerini daha çok sevecekler, kendilerine daha çok zaman ayıracaklar, kendileriyle daha çok ilgilenecekler. Ve daha çok kendilerine yönelik, ben merkezli birazcık daha bir hayat Evet. sürerek gayet güzel günlük yaşam aktivitelerinde de Tabii o da fonksiyonel bir yaşam sürebilirler. Birdenbire tabii meme kanseri olana kadar ailesine çok ilgi göstermiş bir hanımın birdenbire ben merkezde olması da aile içinde Evet, de tabii biraz bu zor. değişikliklerin kabul Zaten edilmesi bir yandan beden evet. imajı değişikliği bir yandan davranış değişikliği bunlar da tabii Ailenin desteği çok evet önemli ilk çok önemli aşamada. eşlerin Onların özellikle. desteği, Evet. eşin, çocuklarının desteği ve bu konudaki yönlendirmeleri çok önemli o Evet. süreci atlatabilmeleri için. Aha. Cerrahi ile ilgili bilgi verip nelerle karşılaşacaklarını anlatıyoruz hastalara. Özellikle eğitim kısmına şimdi girecek olursak. Evet, ameliyat Evet, öncesi ameliyat eğitimden öncesinde, biraz eğitimde kısaca bahsedelim. işte ne zaman egzersize başlanılacağı ile ilgili bilgiyi bir kere veriyoruz hastaya. Ameliyattan hemen sonra ilk gün egzersizlere başlayabiliyoruz.
hangi egzersizleri yapabilecekse bunları ameliyattan önce vermemiz daha uygun oluyor ki ameliyattan sonra çünkü ağrılı olabiliyor, daha anksiyetesi yüksek olabiliyor meme kaybından dolayı. Evet. Dolayısıyla bunun eğitimi öncesinde verdiğimizde cerrahi sonrasında egzersizlere uyumu daha yüksek oluyor. Bakımda neler yapması gerektiğini anlatıyoruz. Bir kere kolu mutlaka 20-30 derece yukarıda pozisyonlaması gerekiyor istirahatte. Bunları eğitimini veriyoruz. Nasıl yatacak, nasıl oturacak, kolunu nasıl pozisyonlayacak. Direnleri varsa ameliyattan sonra direnler çıkar çıkmaz aktif hareketlere başlayabileceğinin mutlaka eğitimini veriyoruz. Direnler çıktığı anda aktif olarak omuz hareketlerine başlıyoruz ki kısıtlılıklar olmasın. Taburculuk dönemine geçtiğinde nelere dikkat etmesi gerekiyor? Meme kanserinde özellikle eğer lenf nodu çıkarımı olduysa cerrahi tipine göre. Evet çünkü artık biliyorsunuz meme koruyucu cerrahi faktörü. Asıl uygulanıyor. Yani memeyi koruyoruz biz artık ameliyatlarda ve lenf koltuk altı lenf benzeri her zaman çıkarılmıyor. Ama çıkarıldıysa tabii biraz sonra konuşacağımız lenf ödem konusuna daha da dikkat etmek gerekecek. Lenf nodu çıkarımı olduysa potansiyel bir lenf ödem hastası olduğunu unutmaması gerekiyor. İlk 1-3 yıl içinde karşımıza çıkıyor genelde sistemik tedaviler bittikten sonra ama daha geç dönemde de karşımıza çıkabilen bir komplikasyon olduğu için buna yönelik mutlaka koruma yöntemlerini kullanması gerek. Nelere dikkat edecek? Örneğin güneşlenmeyecek. Evet. Güneşlenmesini, güneşe direkt çıkmasını ve teninin direkt güneşe temas etmesini istemiyoruz ki cilt kuruluğu oluşmasın. Ciltte hani çatlaklar oluşturup oradan mikrobik durumların oluşmasına sebep olmasınlar diye. Güneşten uzak durmaları özellikle istediğimiz etkenlerden bir tanesi. Yüzmeyi öneriyoruz ama işte güneşin yüksekte olduğu saatlerde değil de sabah erken ya da akşam geç saatlerde yüzmelerini ve mutlaka nemlendiricilerini sürerek hem öncesinde hem sonrasında sterilizasyonu sağlayarak yüzmelerini istiyoruz. Güneşten kaçmak en önemli etkenlerden bir tanesi. Evet. Onun dışında çok yormayacak kolunu, çok zorlamayacak. Tabii bir ev hanımına, bir bayana evde iş yapma dememiz mümkün değil. Bunu nasıl yapacak? Bölerek İsterseniz yapacak işlerini. İsterseniz bu eğitimi bir kısa ara verelim. Ondan sonra sizinle tekrar bu konuda sohbetimize devam edelim. Değerli izleyicilerimiz çok kısa bir aramız var. Daha sonra meme kanseri sonrasında kadınlarımızın yaşadığı sorunların ne olduğunu sayın fizyoterapist konuğumuzla birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Deneyimleyerek ve gözlemleyerek öğrenme fırsatı sunan modern altyapısı, evrensel eğitim anlayışı ve nitelikli akademik kadrosuyla öğrencilerini her alanda destekleyen bir üniversite. Lefke Avrupa Üniversitesi. Dünyanın hızla değişen gereksinimleri doğrultusunda oluşturulan bölümleri 11 ön lisans, 36 lisans, 15 yüksek lisans ve 5 doktora programıyla Lefke Avrupa Üniversitesi 38 farklı ülkeden 5000'in üzerinde öğrenciye eğitim veriyor. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor. Evet değerli izleyiciler tekrar merhaba. Bugünkü konuğumuzu meme kanseri konusunda bize vereceği bilgilerle tekrar dinlemeye devam ediyoruz. Evet. Nerede kalmıştık? Eğitimde kalmıştık. Evet. Ev işlerini nasıl yapsınlar, nelere dikkat etsinler bunlardan bahsedeceğiz. Ev işlerini yaparken özellikle önerdiğimiz şey parçalara ayırarak yapmaları. Şimdi biz ev hanımları olarak böyle temizliğe giriştiğimizde bütün evi bir temizleyip, paklayıp çıkmayı düşünürüz. Burada hemen bir şey söyleyeceğim. Meme kanseri böyle bir durumda biliyorsunuz paylaşım çok önemli. Evet. Eşlerin de ev işlerini paylaşması gerekiyor. Ne dersiniz?
Paylaşmalar evet. Tabii ki. Yani paylaşmadan yola çıkalım. Çok önemli ama evet. Hiç iş yapma demek de doğru değil. Çünkü değil. Kullanması da gerekiyor. Günlük yaşamına geri dönmesi gerekiyor. Hayatına devam etmesi gerekiyor. Ama bunu birazcık daha programlayarak yapması gerekiyor. Bir gün salonunu temizlediyse, bir gün oturma odasını temizleyecek. Ertesi gün mutfağını temizleyecek gibi. Böyle daha bölerek yapması evet. gerekiyor işleri. Hepsini aynı anda değil. Olabildiğince dinlenerek, arada dinlenme molaları vererek, hepsini bir saatte, iki saatte hızlıca bitirme gibi değil ama gün içine yayarak yapma şeklinde yapabilir. Onun dışında ev işlerini, aktiviteleri biz egzersizlerle birleştirerek verebiliyoruz. İşte cam silme hareketlerinde mesela kolunu düz bir şekilde yukarı kaldırıp indirme, sağ ve sola düz bir şekilde silme hareketi yaptığında egzersiz gibi yapmış olabiliyor ama dairesel, ritmik, hızlı hareketleri kullanmasını istemiyoruz. Yine süpürürken aynı şekilde daha yavaş, düz hareketler kullanarak, hızlı, ritmik, kolu zorlayıcı değil, daha düz yöndeki hareketlerle ev işlerini programlayıp yapabilir. Ağır kaldırmayacak değil ağır mi? Ağır kesinlikle özellikle kaldırmayacak. Kolunda, ona dikkat etmesi gerekiyor. Ameliyatlı kolunu değil mi? Özellikle bıçak kullanmasını ya da doğrama işlerini yapmasını kesme riski de olduğu için çok fazla istemiyoruz. Bir de dikkat edilmesi gereken bir şey çorba karıştırırken lenfödemli kolla kesinlikle ya da meme kanseri evet, tarafıyla yapmaması gerekiyor. Hem sıcak etkisi hem de o tekrarlı hareketle kolda yorgunluk oluşturmaması için buna dikkat etmesi gerekiyor. Onun dışında evde kullandığı temizlik malzemelerinde kimyasal ajanlardan özellikle direkt kolun temasından uzak kalması gerekiyor. İlla ki bulaşık deterjanı gibi ya da bir kimyasal ajanla temas edecekse eldiven mutlaka kullanmalı. Direkt temastan mutlaka kaçınması gerekiyor. Ev işleriyle ilgili kısımda bunları programlıyoruz. Evet, dinlenme kısmında hep elini yüksekte hep bir kez yüksekte, daha söylemiştiniz ama derece. Tekrarlamamızda belki evet, yarar olur değerli izleyicilerimize. Kalp seviyesinin üstünde 20-30 derece yukarıda pozisyonlamasını istiyoruz. Dinlenirken, yatarken kolunu, özellikle yatarken, değil mi? O kolun üstüne yatmasını istemiyoruz yatış pozisyonu olarak. Özellikle kilolu hastalar o tarafa doğru yattığı zaman. Ve kolu yastıkla yine altına destekleyip yukarıya evet, alarak yatmalarını istiyoruz. O tarafa yatışı istemiyoruz mümkün olduğunca. Onun dışında bayanız bakımı çok seviyoruz. Kendimize bakmayı çok seviyoruz, süslenmeyi. Manikür, manikürden özellikle uzak durmalarını istiyoruz. Çünkü tırnak etleri kesimi sırasında buradaki oluşabilecek ufak yaralardan mikrobik durumlar oluşabilir, enfektif durumlar. Bunlar da lenfödemin oluşması için yine risk faktörü ya da lenfödemi varsa şiddetlenmesi için bir risk faktörü. Manikür yaptırmalarını istemiyoruz. Yine kullandıkları tırnak bakım setlerinde de kendilerine özel sürekli steril tuttukları bir takımları olsun ve kendi malzemeleriyle yapılsın istiyoruz bakımları. Cilt bakımlarına çok önem vermeleri gerekiyor. Cildin pH dengesi çok önemli bizim için. O yüzden mutlaka sürekli nemlendirmeleri gerekiyor. Bir kere her banyodan sonra mutlaka nemlendirme istiyoruz. Onun dışında eğer cilt tipi kuruysa her sabah mutlaka yine nemlendirici kullanmalı cilt tipine göre. Cildin yağlılık ve kuruluk oranına göre su bazlı ya da yağ bazlı kremler tercih edilebilir. pH oranı dengeleyici kişiye özel ve bununla cilt bakımını sürekli yapabilir. Cildini her gün kontrol edecek. Her sabah uyandığında göremediği yerleri bir ayna yardımıyla ya da bir yakını varsa yakınından da isteyebilir. Herhangi bir şekilde yara var mı, bir çizik var mı, herhangi bir sorun var mı herhangi bir yerinde? Bunu mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Herhangi bir şekilde yara oluştu diyelim kolun herhangi bir bölgesinde. Mutlaka evde batikonu bulunacak ve bir antibiyotikli krem. Orayı batikonla temizleyip antibiyotikli kremle kuruyana kadar, o bölge kapanana kadar bakımına devam etmesi gerekiyor ki o bölgede herhangi bir enfeksiyon oluşmasın. Şimdi enfeksiyon deyince bir de başka tedavi şekli biliyorsunuz. Aynı anda hem memenin alınması hem de başka bir bölgeden memeye rekonstrüksiyon yapılması. Evet. Şimdi böyle durumda tabii o rekonstrüksiyon yapılan, alınan bölgede problem oluşturuyor. Dolayısıyla orada olacak bir enfeksiyonun kola geçmesini de önlememiz evet, gerekiyor. Evet. Değil mi? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Bir de çünkü meme rekonstrüksiyonu birlikte yani estetik plastik cerrahinin de birlikte yapıldığı meme ameliyatları var. O da enfeksiyon riski açısından tabii çok önemli. İşte burada bakım çok önemli. Hani
cerrahi dönemden sonra hastane içi ve hastane sonrası bakımda mutlaka antibiyotik gerekiyorsa kullanımının devam etmesi gerekiyor. Yara bölgesine işte kontrol düzenli temizlenmesi ve bölgenin tekrar sterilizasyonu sağlanması gerekiyor. Oradaki yara kapanana kadar. Cilt bakımlarına dikkat ettik. Cilt bakımlarını yaptık. Her şey güzel. Peki spor yapsın mı? Evet, o da çok önemli. Evet. Yüzme önerebildiğimiz sporlardan bir tanesi. Biraz sonra tedavi içinde kullanılabilirliğinden bahsedeceğim. Yüzebilir. Özellikle ters sırt üstü yüzmeler, düz yüzmeler yorgunluk oluşturmayacak seviyede yüzme yapabilir. Kolunu zorlamayacağı, darbe almayacağı sportif aktivitelere yönlenebilir. Yürüyüş öneriyoruz evet. Hastalara en rahat, en basit yapabilecekleri ulaşılabilir sportif aktivitedir. Ama tenisi önermiyorsunuz değil mi? Tenis. Değil. Çünkü bunun değil. Birkaç yani sürekli hastalardan böyle sorular geliyor ama tenisin çok iyi olmadığını biz değil. Biliyoruz. Travmatik hem omuz için evet. hem kol için evet. Travmatik ve zorlayıcı bir spor olduğundan dolayı risk evet. taşıyor. Yürüyüş yapabilirler yürüyüş sırasında ama yürüyüş sopalarından kullanmalarını istiyoruz. Mutlaka kolu kalp seviyesinde tutacak şekilde tutacak onun şekilde. Yardımıyla yürüme sırasında evet. Sporunu yapabilir. Daha basit düzeyde sporlar tercih etmelerini istiyoruz. Evet, aslında bu söylediğiniz çok önemli çünkü yürüyüşlerde kollar evet. ya da koşularda kollar sürekli aşağıda. O bizim istemediğimiz bir i̇stemediğimiz şey. Evet, bir bunu durum. Da belki açıklamamızda evet. yararlı oldu diye gayet düşünüyorum. Gayet spor malzemesi satan yerlerde bulabilirler. Dağcılarda Hı-hı. falan çok sık gördüğümüz yürüyüş sopaları onlar da tercih edebilirler evet. Yürüyüşleri sırasında. Evet. Eğitimlerde dikkat edilmesi gereken tabii kişiye özel, onun işine göre programladığımız daha farklı şeyler de oluyor. Çalışma ortamında bilgisayar başında çalışıyorsa mesela sürekli masa başındaysa evet. Arada bir omuz hareketleri, öğretilen egzersizleri mutlaka yapmalı, dinlendirmeli. Eğer sürekli oturma pozisyonundaysa fırsat bulabiliyorsa bir 10 dakika evet. 15 dakika mutlaka kolu yüksek seviyeye alıp evet. dinlendirmesi tabii gerektiği. Tabii bu tek yönlü olan ama bir de bilateral yani çift taraflı meme ameliyatı geçirmiş olanlar için daha zor. Çünkü evet. iki kol da aynı riskle karşı karşıya. O zaman biraz daha tabii zor oluyor. Yaşam kalitesi biraz daha fazla daha düşebiliyor etkileniyor. Maalesef. Evet, etkileniyor. Evet. Peki Sayın Ergin, şimdi aslında bugün konuşmak istediğimiz konu evet, lenf ödemde. Çünkü meme ameliyatlarından sonra en fazla görülen bu. Lenf ödem nedir? Yani çok konuşuluyor işte evet. gazetelerde, televizyonlarda falan. Ama asıl lenf ödemin ne olduğunu bir dinleyicilerimize, evet. seyircilerimize bir açıklayalım. Lenf ödem dediğimiz şey proteinden zengin sıvının doku aralığında birikmesi. Aslında en basit tanımı bu. Şimdi lenf sıvısını genelde hastalar yanlış bir algıya düşüp atık bir sıvı ya da kötü bir sıvı olarak düşünüyorlar. Aslında lenf sıvısı vücudun gereksinim duyduğu proteinden zengin bir sıvı. Lenfatik sistem de vücudumuzun bağışıklık sistemi. Bizim direncimizi sağlayan, hastalıklara karşı bizi koruyan en önemli sistemlerden bir tanesi. Kalp gibi ana bir pompası yok lenfatik sistemin. Kendine özgü bir dallanması, bir yapılanması var. Lenf nodları sayesinde, kalp değil de lenf nodları var. Bunların küçük hareketleri sayesinde vücuttaki proteinden zengin lenf sıvısının dönüşü sağlanıyor. Ve böyle bir kendi içinde sistem oluşturuyor. Şimdi cerrahi sırasında lenf nodu alındığında bu sistemi bir yerden zincirini kırmış oluyorsunuz. Ve dolayısıyla o bölgedeki lenf sıvısının akışını kesmiş oluyorsunuz. Musluğun ağzını kapattığınız anda da o bölgede lenf sıvısı birikmeye başlıyor. Bu da beraberinde lenf ödemi getiriyor. Evreleri var. İlk evrede en basit işte cerrahi olduysa eğer bizim için faz sıfırda potansiyel lenf ödem hastası. Ama hafif cerrahi öncesinde de zaten bazı hastaların olabiliyor. Potansiyel olduğunu biliyoruz herhalde. Olabiliyor. Ona göre değil mi onları yani eğitiyoruz. Yani genetik sebeplerle de lenf ödem evet. karşımıza çıkabiliyor. Onlar da kilo problemi bir takım metabolik hastalıklarda. Ama cerrahi olanlar da bir kere bizim için lenf ödem potansiyeli taşıyorlar. Hafif lenf ödem dediğimiz durumda kolunu dinlendirdiğinde ödemi geçiyorsa, doku yumuşaksa ve dokunduğunda ödemde hafif içe doğru
çökme dediğimiz durum oluyorsa halk arasında godeler deniyor biliyorsunuz. Geri dönüşlü godeler evet, oluşuyor. Godeler, geri dönüşlü dediğimiz durum. Bunun daha ilerisi gode bırakmıyorsa bastırdığında doku çok sertse ve artık ödem çok belirginse şiddetli faza geçmiş diyoruz ve geri dönüşsüz oluyor. Maalesef artık daha ilerleyici bir şekilde devam etme riski taşıyabiliyor. Onun için birinci fazda yakalanması evet, en önemli durum bu. Burada da yine eğitim sırasında kişiye nasıl takip edeceğini öğretiyoruz. Tek taraflı olanlarda takip etmek daha kolay tabii ki. Referans noktaları öğretiyoruz. Evet. İşte bilek çevresinde kolun bilekten 10 santim üstü, 20 santim üstü gibi dirsek çevresi. Kendi belli referans noktalarını belirleyip 2 günde bir olabilir, her gün olabilir ya da haftalık ölçüm yapabilir. Bu ölçümleri diğer koluyla birlikte takip edip aradaki farkı eğer 2 santimin üstünde görüyorsa mutlaka bir fizyoterapiste başvurmasını istiyoruz. 2 santime kadar olan normal sayılabilir ama 2 santim üstünde artık lenfödemin için tedavi almasında fayda var kişinin. Evet. Mutlaka bize başvurması gerekiyor. Tabii bunun gerekiyor. İlerlemiş dönemlerinin komplikasyonları daha farklı evet. Değil mi? Ondan da biraz isterseniz bahsedelim. Şimdi ödem ilerledikçe doku sertliği oluşabiliyor bu proteinlerin birikmesine bağlı. Dokuda sertlik, fibrotik doku dediğimiz sertleşmeler açığa çıkıyor. Doku sertleşmesi açığa çıktıkça koldaki ağırlık hissi nedeniyle kol hareketleri kısıtlanacak, omuz hareketleri kısıtlanacak. Ağırlık hissinin artmasıyla birlikte omuzda ağrı, eklemlerde ağrı karşımıza çıkabiliyor. Yine postural bozukluklar bu ağırlıkla birlikte karşımıza çıkabiliyor. Bir kere kozmetik bir problem zaten. Ödem şiddetlendikçe maalesef asimetrikte bir oluşum olduğu için daha da kötü bir görüntü oluşturabiliyor. Aldıkları giysiler bile fark ediyor. Çünkü bir tabii tanesine ki. Kolu giriyor, diğerine girmiyor. Böyle sorunlar bile tabii onları etkiliyor hastaları. Lenfatik zincirde kırıldığı için ve buradaki dönüş de sağlanmadığı için enfeksiyonlara vücut daha yatkın ve daha açık bir hale gelebiliyor ve daha sık hastalanabiliyorlar maalesef. Dolayısıyla bütün yaşam standartlarını ilerleyici bir şekilde etkileyen bir süreç başlamış oluyor. Hele beraberinde kemoterapi ya da radyoterapi gibi tedavi şeyleri de varsa planlarında o da radyoterapi lenf kanallarını özellikle lenf nodlarını ve lenf kanallarının zarar görmesine sebep olduğu için başlı başına bir risk faktörü lenfödem için. Evet. Lenfödem oluştuğunda peki ne yapmaları gerekiyor? Peki o zaman hemen gene bir kısa aramız var. Değerli izleyicilerimiz kısa bir aramız var ama bu arada tekrar web sayfamızı ben hatırlatmak istiyorum. sağlıkgundemi@eylül.edu.tr'den bize ulaşabilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde üniversite hayatını mutlu ve verimli şekilde geçiren öğrencilerin okulunu sevmek için birçok farklı nedeni vardır. Üniversitemi seviyorum. Bilimsel çalışmalarımda beni desteklediği ve öğrenci laboratuvarlarını son teknolojik ekipmanlarla donattığı için okulumu seviyorum. Okulumu seviyorum. I love my university because of our dynamic campus life and unforgettable friendships. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor. Değerli izleyiciler, yeniden birlikteyiz ve yine lenf ödem konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Evet, Sayın Ergin, şimdi geldik. Tedavisine bu işin lenfödemi tabii hiç dilemiyoruz inşallah. Ne meme kanserini yaşasın izleyicilerimiz ne de sonrasında bu komplikasyonları. Ama bu komplikasyon geliştiği zaman da bir şeyler yapmamız gerekiyor. Evet. Neler yapıyoruz tedavisine? Evet. Lenfödemin öncelikle kesin bir tedavisi yok maalesef. Tamamen ortadan kaldırılması gibi durum söz konusu değil. O yüzden tedavi yaklaşımlarındaki primer hedef de kişinin günlük yaşam aktivitelerini en iyi şekilde devam ettirebileceği tedavi yaklaşımlarının uygulanması.
Bu alanda da en etkin tedavi yöntemi şu ana kadar ispatlanmış, uygulanan ve geçerliliği olan kompleks dekonjestif fizyoterapi dediğimiz ya da kombine boşaltım tedavisi dediğimiz yaklaşımların kullanılması. Oldukça kompleks bir yapı içeriyor. Kendi içinde isminden de anlaşıldığı gibi iki fazdan oluşan bir tedavimiz var. Bu alanda uygulama sertifikası almış fizyoterapistler tarafından uygulanan bir tedavi yaklaşımı. Birinci fazda fizyoterapistlerle birebir çalışarak ve fizyoterapistin birebir uyguladığı yöntemlerin içerdiği faz. İkinci fazda koruyucu faz dediğimiz hastanın kendi kendine tedavi programını devam ettirdiği ömür boyu devam eden süreç. Birinci fazda neler yapıyoruz fizyoterapistler olarak? Lenf sisteminin kendine özgü bir vücutta şeması ve diyagramı var. Biz bu yolları, şemasını, diyagramını kullanarak lenf sıvısının yeniden akışa devam etmesini sağlıyoruz. Yeniden boşaltıma dönmesini sağlıyoruz. Burada biriken sıvının. Bunu da özel el hareketlerimizle yapıyoruz. Masaj tarzı bir uygulama ama tam anlamıyla masaj değil. Genelde halk arasında masaj diye tanımlanıyor ama biz özellikle altını çiziyoruz. Bu bir drenaj ya da boşaltım yöntemidir. Evet. Masajla karıştırılmasın. Çünkü masaj denildiğinde yanlış uygulamalar yapılabiliyor. Farklı masajlar denenerek evet, bunun yanlış geçirilmesi uygulamalar evet, yapılabiliyor. Evet. Tamamen lenf sisteminin kendi fizyolojik yapısına göre ve anatomik yapısına göre oluşturulmuş özel el hareketleriyle sıvının yeniden yönlendirilmesi sağlanıyor tedavide. Bu kısmı birebir fizyoterapist başta uyguluyor. O etkilenen bölgeye göre yeniden yönlendirme yapılıyor. Evet, hemen burada tekrar ben araya girmek istiyorum. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Her masaj lenf drenaj masajı değil. Çünkü şöyle bir algılama oldu. Ben de bazı hastalarda bunu saptadım. Masaj yaptırmaya gittim. Ne masajı yaptırdınız? İşte tayı masajı yaptı. İşte tatil köyüne gitmiştim ben orada ama hiç lenf ödemim daha beter, daha kötü bir safhaya girdi. Bunun maalesef bir masaj değil, bir drenaj olduğunu ve dönüşünün sağlanması çok önemli olduğunu değil mi? Evet. Vurgulamamız evet gerekiyor. Sisteme geri dönüşü hedefliyoruz. Biz lenfatik akışın yeniden devamlılığını sağlamayı hedefliyoruz. Ve bunu özel el hareketleriyle bu tedavi yaklaşımını yapıyoruz. Dikkat edilmesi gereken neler var? Dışarıda da hani bu tedaviyi uygulattıklarında dikkat etmesi gereken şeyler. Bir kere lenf drenajı ya da masajı direkt koldan başlamaz. Önce gövdeye yaparız uygulamayı ki buradaki lenf yolları akışı hızlansın, lenf nodları çalışmaya başlasın akış. Daha sonra vücuda en yakın olan bölgeden başlanır. Daha sonra ele doğru ilerlenir. Yani önce gövde boşaltılacak, daha sonra omuz, dirsek, evet, el şeklinde devam eden bir boşaltım sistemi sağlanacak. Bu yer boşalacak ki diğeri oraya evet, dolsun. Evet, diğeri yani, oraya dolsun. Evet. Biz bunu trafik ışıkları olarak evet da ifade edebiliyoruz. Burada kırmızı ışık yanıyor omuzda. Artık burada önce burada evet bir yeşil ışık yakacağız burayı, akışını sağlayacağız ki daha evet sonra diğer taraftan arabaların geçişi sağlansın. dikkat etmeleri gereken şey bu. O yüzden de mutlaka uygulama sertifikası almış bir fizyoterapist tarafından bu boşaltım tedavisinin uygulanması gerekiyor. Daha sonrasında birebir bu uygulama yapıldıktan sonra çok katlı bandajlama dediğimiz bir uygulamamız var. Klasik bandajlardan farklı, hastaların da aslında başlangıçta çok sevmediği ama etkisini ve faydasını gördüklerinde tolere edebildikleri bir yaklaşım. Ne yapıyoruz? Stokinet dediğimiz alçılarda da kullanılan ince pamuklu yapıyı önce kollarına giydiriyoruz. Onun üzerine alçı pamuğu gibi pamuk kat kat bir pamuk sarımı yapıyoruz. Ve bunun üstüne de tamamen lenf ödem için özelleştirilmiş kısa germe bandajı dediğimiz bandajlarla çok katlı bir sarım yapıyoruz. Tabii bu sarım sırasında da dikkat ettiğimiz noktalar var. Basıncın değişimleri örneğin. Yukarıya doğru daha azaltılarak sarılması gerektiği işte sarım şekillerimiz düz, dairesel, sirküler. Bütün bunlara dikkat ederek yaptığımız bir çok katlı bandajlama uygulaması var. Bandaj uygulaması 24 saat kalmasını istiyoruz tekrar bize gelene kadar. Onu tolere etmesini bekliyoruz ama tamamen fizyoterapist ve hastanın değerlendirmelerine göre de bu saatler belirlenebilir. Bu 24 saat içinde gene akşam elini yukarıda tutmasını istiyorsunuz. Tabii ki değil şimdi mi?
Egzersiz eğitimi zaten önceden de verdiğimiz egzersiz eğitimleri var. Birazdan söyleyeceğim, özelleşmiş egzersiz dediğimiz lenfödeme özgü egzersizler de var. Bandajla birlikte bu egzersizleri gün içinde sık sık yapmasını istiyoruz. Bu çok katlı bandajlamanın bir özelliği, kısa germe bandajının özelliği. İstirahat sırasında düşük bir basınç uygulaması, hareket ettiğinde yüksek bir basınç uygulaması. Bu da lenf akışının devamlı bir şekilde geri dönüşünü sağlıyor. O yüzden kesinlikle bandajlıyken kol hareketsiz bırakmasını istemiyoruz. Sürekli o kolu kullanabilir. Günlük yaşamdaki diğer hareketlerine önceki gibi devam edebilir. Yani alçıya alınmış bir kırık gibi düşünülmeyeceğiz. Değil, hayır, hayır. Tam tersi. Sürekli kullanacak kolunu, evet. Hareketlerine evet. Devam edecek ki o bandajda etkin bir şekilde lenf dönüşünü sağlasın. Egzersizlerini öğretiyoruz. Özelleşmiş egzersiz dediğimiz daha çok pompa hareketleri şeklinde. Kasların kasılıp gevşemesiyle birlikte lenf kanalları üzerine pompa etkisi yapmasından faydalandığımız egzersizler. Yine kolda elden başlayıp omza doğru ilerlediğimiz egzersizleri mutlaka hastalara veriyoruz ve bunları gün içinde yapmalarını istiyoruz. Bu sırada tabii cilt bakımı da devam ediyor. Bandajdan önce mutlaka kremleri sürülüyor. Bandaj sırasında cildin nemli kalması için çıkarıldığında tekrar kremle nemlendirip o şekilde devam eden bir süreç oluşturuyoruz. Yaklaşık 4-6 hafta bu tedavi süreci devam edebilir ama kişiye göre, kişinin ödem şiddetine göre tedavi süresi ayarlanabilir. Bu aşamadan sonra artık koruyucu faz dediğimiz ömür boyu kendisinin devam ettiği kısım başlıyor. Bu faza geçmeden önce bizim uyguladığımız bu boşaltımı hastanın kendi kendine nasıl yapabileceğinin eğitimini veriyoruz. Ona kendi uygulayabileceği şekilde basit hareketlerle self drenaj dediğimiz bu yöntemi öğretiyoruz ve bunu ömür boyu her gün mümkünse günde iki kez sabah uyandığında ve akşam yatmadan önce hatta yapabiliyorsa daha fazla tekrarlamasını istiyoruz. Bunun devamlılığını sağlaması tedavideki kazanımın korunması açısından önemli. Çünkü çalışmalarda gösterilmiş ki eğer yapmıyorsa drenajı, devam etmiyorsa tekrar maalesef geri dönüş oluyor. Özellikle de eğer bir de koruyamıyorsa da enfektif bir durum da oluştuysa daha da şiddetli geri dönebiliyor. Egzersizlerini yine aynı şekilde devam etmesini istiyoruz. Bandaj uygulaması yerine de bu sefer kişinin kendi kolundaki ölçümlere göre dikilen lenf çorabını giymesini istiyoruz. Tamamen kişiye özel dikilmesi ve onun ödemine göre özel dikim olması tercihimiz. Çünkü biraz önce de söyledik, lenfödem asimetrik. Herkes de farklı şekilde seyredebiliyor. Standart beden satılımları da var. Tabii bunu fizyoterapistiyle birlikte karar verebilirler ama en uygunu özel dikim tercih edilmesi. Bunun kullanımı da yine gün içinde sürekli sabah uyandığında takıp gece yatana kadar kolunda kalmasını istiyoruz. Ama kişinin ödem şiddetine göre yine kullanım süreleri fizyoterapistiyle birlikte planlanabilir. Onun dışında çok hafif lenfödeme olan hastalarda ya da tedavide geri dönüş sağlananlarda Karezya denilen yeni bir ürünümüz var. Geceleri kullanabildikleri, daha yumuşak bandaj görevi görebilen ve onların daha iyi tolere edebildikleri çorap şeklinde bir aparat var. Bunu geceleri kullanabiliyorlar ve daha rahat bir şekilde ödemlerini koruyabiliyorlar. Tabii bu zor bir süreç. Zor. Ömür boyu yapmaları gereken bir süreç. Tabii belli bir noktadan sonra motivasyonları düşebiliyor. İşte bir yere gidecek, giyinecek, elbisesini gibi belki bir toplantıya gidecek. Hep orada elinde bir şeyle bandajla gitmesi çok etkiliyor Eskin aslında hastaları. Eskin oluyor maalesef. Biliyoruz zor bir süreç. Evet. Motivasyonlarını sağlamak gerekiyor. Tabii bu nedenle de alternatif neler yapılabilir araştırıyoruz. Bu koruma döneminde kişi kendi kendini çorapsız koruyabilir mi farklı şekilde ya da lenf drenajını her gün değil de iki kere, üç kere yaptığı farklı yöntemlerle cevap bulabilir mi? Bunlarla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Pilates konuşulan konulardan bir tanesi ve oldukça etkin sonuçlar karşımıza çıkıyor. Bir diğeri de akvalenfatik terapi dediğimiz su içi uygulamalar. Bu bahsettiğimiz drenajın su içinde yapılması aslında akvalenfatik terapi. Bu fazların su içinde uygulanması.
Grup tedavi şeklinde olduğunda daha da eğlenceli ve etkin olabiliyor onlar için ama bireysel de yapabiliyorlar. Su içinde self drenaj uygulamalarını yapıp yine su içinde o egzersizlerin su içinde yapılabilir şekilde uygulamaları veriliyor. Aynı zamanda suyun da... Su içinde derken tabii havuz, sizin tedavi merkezleri tedavi ya da havuzlarda değil mi? Tabii. Suyun kendine özgü bir basıncı var biliyoruz. Bu basınç sayesinde de sanki sürekli bir çorap varmış kolda gibi uygulama evet. yapıldığı için de daha etkin olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Bizim de bu konuda yaptığımız çalışmada oldukça faydalı geri dönüşler aldık hastalardan. Evet. Böyle yenilikçi yaklaşımlar evet. Araştırılıyor. Ben, evet, ben hemen burada bir şey vurgulamak istiyorum. Şimdi geliyorlar işte fizyoterapist çok güzel bir program hazırlıyor. Arkadan işte normal bir yaşantısının kendiyle baş başa kaldığı dönemde bu kurallara dikkat etmediği için lenf ödemde artış oluyor. Şöyle bir şey oluyor. Tabii o zaman biliyorsunuz bize komşuluk ilişkileri falan çok fazla. Hemen diyorlar ki bu tedavi sana iyi gelmedi. Biliyorsunuz piyasada birçok lenf drenaj merkezleri var. Maalesef. Ve maalesef evet maalesef çok tabii bu hastalar için çok olumsuz sonuçlar doğuruyor bu. Bilmeyen insanlar bu makineleri bu hastalar üzerinde deniyorlar. Ve ciddi sorunlar ortaya evet. çıkıyor. Bu konuda ne dersiniz? Yani bunun önüne de geçilmesi gerekir. Çünkü bu bir ehil insan işi, uzmanlık işi. Böyle her önüne geleni açtığı, aldığı makinayla tavsiye üzerine gidilmemesi evet, gerekiyor. Kompresyon cihazları evet. eskiden tedavi olarak çok sık verilen ve yazılan cihazlardı. Ama artık son yapılan çalışmalarda özellikle gösteriyor ki lenf ödemde artışa sebep olabiliyor. Evet. Şimdi biraz önce masa drenaj içinde dedik ki mutlaka gövdeden başlamalı, daha sonra omuz, dirsek ve el şeklinde devam etmeli. Bu cihaza taktığınızda kolu elden başlayıp omza doğru ilerleyen bir basınç veriyor maalesef. Ve bunun parmaktan omza doğru gitmesi omuzda birikime sebep olabiliyor. Omuz bölgesinde, İstermeyen bir sonuç evet, göğüs çevresinde evet. ödemin burada toparlanmasına sebep oluyor. Dağılmasına değil belli bir bölgeye toparlıyoruz. Bir de lenf sıvısı proteinden zengin dedik. Protein hidrofobiktir. Evet. Bu basınçlar sırasında su atılımı sağlanıyor ama protein maalesef çökeliyor. Ve bu da fibrotik evet. dokunun oluşmasına evet, sebep evet. olabiliyor. Dolayısıyla maalesef artık evet. Kompresyon cihazını lenf ödem tanısı alan hastalarda kullanımı evet. kontraindik evet, ediyoruz. Evet Sayın Ergin çok güzel sohbet maalesef programımızın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize bu konuda bir cümleyle bir öneriniz ne olabilir? Mutlaka kendilerini takip etsinler, değerlendirmelerine dikkat etsinler bahsettiğimiz gibi. En ufak bir şüphede mutlaka fizyoterapistinize başvurun ve gerekli eğitimleri mutlaka alın. Evet, çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür bu güzel ederim. Sohbet için. Değerli izleyiciler, her güzel şey gibi bugünkü programımız da burada sona erdi. Bir başka programda tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle hepinize sağlık ve mutluluklar diliyoruz.